Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben biyoloji öğretmeni Sinem Baltacı. Bugünkü dersimizde ikinci ünitemiz olan hücre konusunu birlikte işlemeye başlayacağız. Peki hücre konumuzda, ünitemizde ne işleyeceğiz? Yeryüzündeki tüm canlıların temel yapısal ve fonksiyonel biriminin hücre olduğunu, hücre tiplerini, hücre tipleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları, hücreyi meydana getiren yapıları, görevlerini, bu yapıların fonksiyon bozukluklarına bağlı olarak meydana gelebilecek hastalıkları beraber inceleyeceğiz. İlk olarak neyle başlıyoruz? Hücrenin tanımıyla. Hücre, canlıların temel yapısal ve işlevsel birimidir. Hücrenin keşfi mikroskobun icadı ile mümkün olabilmiştir. Peki mikroskobun icadında görev alan bilim insanlarından bazılarını inceleyelim. 16. yüzyılda Zacharias Janssen isimli Hollandalı bilim insanının bulduğu mikroskopla sinek ve böcekler yakından incelenebilmiş. Yine Marcello Malpighi'nin yaptığı keşiflerde kılcal damarlardaki kan akışı incelenebilmiş. 17. yüzyılda ise İngiliz bilim insanı Robert Hooke kendi geliştirdiği mikroskop ile meşe ağacının mantar dokusundan ince kesitler alıp incelemiş. Gördüğü küçük odacık şeklindeki yapılara hücre anlamına gelen selüla adını vermiş ve bizler 1665 yılından itibaren hücre kavramını kullanmaya başlamışız. 17. yüzyılda ise Anton van Leeuwenhoek'un geliştirdiği mikroskopla sperm hücreleri ve bakteriler incelenebilmiş. Anton van Leeuwenhoek'un mikroskobu sayesinde bakterilerin varlığı keşfedilmiş ve bu yüzden Leeuwenhoek mikrobiyoloji biliminin kurucusu olarak görülmüş. 19. yüzyılda ise baktığımızda Alman bilim insanları Theodor Schwann, Matthias Schleiden ve Rudolf Virchow bir takım çalışmalar yapmış ve yaptıkları çalışmalar sonrasında hücre teorisini ortaya koymuşlar. Peki bu hücre teorisi bize neden bahsediyor? Hücrenin canlının temel yapısal ve işlevsel birimi olduğundan, bütün canlıların bir ya da daha fazla hücreden oluştuğundan, yeni hücrelerin ancak var olan hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelebileceğinden. Yine elektron mikroskobunun gelişmesiyle teoriye yeni cümleler, yeni bilgiler eklenmiş. Buna göre hücreler kalıtım maddesi içerir ve bu kalıtım maddesini bölünerek yavru hücrelerine aktarır. Ve yine hücrede metabolik olayların hepsi gerçekleşir. Görmüş olduğunuz gibi bizim gibi çok hücrelilerin organizasyonudur bu arkadaşlar. Çok hücrelilerin çoğu hücrelerin birleşmesiyle oluşan dokular, dokular birleşir, organlar sistemleri, sistemde organizmayı meydana getirir. Çok hücrelilerde organizasyon bu şekildedir. Şimdi hücrenin yapısını beraber inceleyelim. Hücrenin yapısını incelemeden önce ne demiştik az önce? Bazı canlılar tek hücrelidir, bazı canlılar çok hücrelidir. Tek hücreli canlıları az önce de bahsettiğimiz gibi mikroskopta inceleyebiliyoruz. Hücrenin yapısını incelediğimizde karşımıza iki tip hücre çıkıyor. Birisi prokaryot, diğeri ökaryot. Prokaryot hücrelerin ilkel, ökaryot hücrelerinde ne olduğunu söylüyoruz? Gelişmiş. Ancak bir hücre ilkel de olsa, gelişmiş de olsa mutlaka sahip olduğu yapılar vardır. Burada bir kıyaslamasını yapalım. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olan yapılar bunlar. Her hücrede mutlaka hücre zarı vardır. Her hücrede mutlaka sitoplazma vardır. Her hücrenin kalıtım materyali vardır, DNA'sı. Yine bir diğer yönetici molekül olan RNA'sı vardır. Ve tüm hücrelerde mutlaka ribozom organeli vardır. Şimdi bizler ilkel ve gelişmiş tanımını neye göre yapıyoruz? Diyoruz ki prokaryot bir hücrenin DNA'sını çevreleyen belirgin bir zar yoktur. Ancak ökaryot hücrenin
DNA'sını çevreleyen belirgin bir zar vardır. Biz de buna çekirdek zarı diyoruz. Prokaryotla ökaryotu ilk olarak burada ayırıyoruz. Sonrasında prokaryot hücrelerde özelleşmiş görevleri olan zarlı organelleri göremezken, ökaryot hücrelerde özelleşmiş görevleri olan zarlı organelleri görüyoruz. Yani prokaryot hücre bizim için ilkel bir büro, ökaryot hücre gelişmiş bir büro. Prokaryot hücrede bir kişinin odası var. Örneğin muhasebe. Muhasebenin dışında, yani ribozomun dışında gerçekleşen tüm metabolik olaylar sitoplazma içerisinde gerçekleşirken, ökaryot hücre, yani gelişmiş bir büroda tüm birimlerin kendine ait odası var ve herkes kendi odasında kendi işini yapıyor. Ancak hatırlarsanız canlıların ortak özelliklerinde de söylemiştik. Canlılarda bir organizasyon vardır. Yani canlıyı yaşamda tutabilmek için, yaşatmaya devam edebilmek için yaşamsal olaylar belirli bir düzende gerçekleşir. Ökaryot hücrede bu yaşamsal olaylar organellerde gerçekleşir. Fakat tüm organellerin arasında etkileşim vardır. Bunu vücudumuza benzetebiliriz. Birçok organımız var. Her organımızın kendine ait görevi var. Ama hiçbir organ birbirinden bağımsız çalışmıyor. Örneğin mide ve bağırsak organlarımız neyle görevli? Sindirimle görevli. Kalp ve damarlar dolaşımla, akciğerde solunum gazlarını değiştirmekle. Şimdi benim hücrelerimin oksijene de ihtiyacı var, besine de ihtiyacı var. Mide ve bağırsaktan sindirim sonucu oluşan ürünler kan damarlarıyla nerelere taşınıyor? Hücrelerime. Yine aynı şekilde hücrelerime kana verilen oksijen yine kanla taşınıyor. Hücrelerimin ürettiği karbondioksit de yine damarla akciğere atılması için gidiyor. Yani burada görmüş olduğunuz gibi organlar arasında görevleri farklı olsa da etkileşim var. Aynı mantık organellerimiz için de geçerlidir. Ökaryot hücrelerde görev alan organellerin hepsinin kendine ait görevi var. Ancak hepsi etkileşim halinde. Şimdi ökaryot hücrede organellerimiz var da prokaryotta bir tek ribozom var. Ökaryotun yaptığı olayları prokaryot hücreler yapmıyor mu? Tabii ki yapıyor. Ama aradaki fark ne? Ökaryot hücrelerde gerçekleşen, ökaryot hücrelerde organeller içerisinde gerçekleşen metabolik olaylar prokaryot hücrelerde sitoplazmada gerçekleşiyor. Kim dışında? Ribozomun gerçekleştirdiği protein sentezi dışında. Bunları tek tek beraber inceleyeceğiz. Peki, prokaryot hücre o zaman ilkel hücre. Zarla çevrili organelleri yok. DNA'sı da belirgin bir zarla çevrili değil. Peki doğada kimler prokaryot? Bakteriler ve arkeler. Bakteri ve arkeler dışında doğadaki herkes ökaryot hücre tipine sahiptir arkadaşlar. Şimdi bir prokaryot hücre örneği, bakterileri inceleyelim. Ne görüyoruz burada? Ortada bir DNA molekülüm var. Piluslarım var. Bakteri hücreleri arasında bağlantıyı sağlayan. Bakın burada bir sürü ribozom organeli var. Sitoplazmada serbest halde gezen. Organik bileşikleri anlatırken söylemiştik. Glikojen taneciği, bakterilerin de depo polisakkaridi glikojende. Burada ufak bir bilgi taşıyan plazmitimiz var, DNA parçamız. Genellikle antibiyotiğe dirençlilik geni taşıyor. Şu maviyle gösterilen hücre zarımız. Yine konunun devamında birlikte işleyeceğiz. Bazı canlılarda, bakteri de dahil buna, hücre zarının dışında ekstra bir yapımız daha vardır. O da hücre çeperi ya da bir diğer adıyla hücre duvarı. Onun da dışında kapsül var. Bazı bakterilerde ekstra bir koruyucu yapıdır. Şu görmüş olduğunuz kamçı da bakterilerin aktif hareket etmesini sağlıyor. Pekala. Ökaryot hücremizin şeklini inceleyelim. Bakınız burada bir ökaryot hücre. Hemen bakıyoruz. Çekirdek. İçerideki kalıtsal bilgi bir zarla çevrelendi ve çekirdek oluştu. Çekirdeğimiz var, kromatin ipliğimiz içinde. Çekirdekçiğimiz, endoplazmik retikulum, bunları işte tek tek birlikte inceleyeceğiz.
Burada granülsüz endoplazmik retikulum, granüllü endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı, peroksizom, kofol, pardon, kloroplast, mitokondri. Bunlar tek tek inceleyeceğimiz organellerimiz. Ökaryot hücreyi işlerken. Devam ediyoruz. Ökaryotun tanımını gene yapalım. Ökaryot neydi? DNA'sı belirgin bir zarla çevrili ve özelleşmiş görevleri olan organelleri bulunan hücre tipi. Şimdi buradan sonra ökaryot hücrenin tipiyle devam edeceğiz. Ökaryot hücreleri 3 ana kısımda inceliyoruz. Burada içten dışa doğru göstermiş. İçten dışa doğru çekirdek, sitoplazma ve hücre zarı olmak üzere hücremiz 3 kısımdan oluşuyor. İlk olarak kimden bahsedeceğiz? Çekirdekten. Çekirdek için diyoruz ki canlıya ait kalıtsal bilginin depolandığı, birçok olayın kontrol edildiği, yani çekirdeğe beynimize benzetebiliriz. Yönetim merkezidir kendisi. İçerisinde sahip olduğu kalıtsal bilgiyi de az önce hücre teorisinde de söylemiştik. Daha sonrasında neye aktaracak? Yeni hücrelere aktaracak. Şimdi arkadaşlar çekirdeğin bir hücrede çekirdeğin sayısı ve çekirdeğin büyüklüğü neye bağlı olarak değişiyor? Hücrenin tipine ve görevine bağlı olarak değişiyor. Genelde hücrelerde bir tane çekirdek bulunurken paramesyum gibi, bazı mantar hücreleri gibi, insanların karaciğer ve çizgili kas hücreleri gibi hücrelerde birden fazla çekirdek bulunduğunu söyleyebiliriz. Peki bu birden fazla çekirdek nasıl oluşuyor? Hücre bölünmesinde çekirdek bölünüyor. Tamam. Ama sitoplazma bölünmüyor. O zaman bir hücre, iki çekirdek. 3, 4, 5. Yani çok çekirdekli hücrelerde çekirdek bölünüp sitoplazma bölünmediğinde oluşur diyoruz. Pekala. Yine bir bilgi daha veriyoruz. Çekirdek bazı hücrelerde yaşamın erken evresinde varken sonra kayboluyor. Çok karşılaşacağız organelleri anlatırken de. Memelilerin olgun al yuvar hücreleri nereden yapılır? Kırmızı kemik iliğinde yapılır. Bu kırmızı kemik iliğinde ilk oluştuğunda al yuvar hücreleri çekirdeklidir. Ama kana geçmeden önce çekirdeğini ve tüm organellerini kaybeder. Tabii bundan dolayıdır ki al yuvarların 120 günlük bir ömrü vardır. 120 gün ömrünü doldurduktan sonra yaşamını kaybeder. O yüzden şöyle bir cümle kurabiliyoruz. Çekirdeksiz hücrelerin çok uzun süre yaşaması mümkün değildir. Yine bir örnek verelim. Mesela bizim sinir hücrelerimiz embriyonal dönemde oluştuktan sonra ölene kadar sürekli bizim için çalışır. Yapısı da aynı. Yine çekirdek büyüklüğü ile sitoplazma arasında belirli bir oran olduğunu söylüyoruz ve bunu da yine hücrenin göreviyle ilgili olduğunu söylüyoruz. Çekirdeği inceleyelim şimdi. Çekirdek 4 ana kısımdan oluşur. Burada da dıştan içeriye doğru gidiyoruz. En dışta çekirdek zarımız, sonra çekirdek sıvısı, çekirdekçik ve kalıtım materyalimiz olan kromatin iplikten bahsedeceğiz şimdi. İlk olarak çekirdek zarı. Çekirdek zarının endoplazmik retikulum tarafından oluşturulduğunu ve çift katlı bir zar olduğunu söylüyoruz. Bu iki zar arasında boşluk var. Çekirdek zarının üzerinde madde alışverişini gerçekleştirmemizi sağlayan porlar var. Porlar açıklık anlamına geliyor. Bu porlardan hücre zarımızda da var. Hücrede madde alışverişinde geçeceğiz. Hücre zarındaki porlardan farklı olarak çekirdek zarında büyük porlardan bahsediyoruz. Neden? Çünkü çekirdek içerisinde sentezlenen bazı moleküller büyük moleküllerdir. Ancak sitoplazmaya geçmesi gerekir. O yüzden çekirdek zarında
porlar daha büyüktür. Hatta bakınız burada ribozom alt birimlerinin geçebileceği kadar büyüklükten bahsediyoruz. Şimdi çekirdek zarımız ne zaman kaybolur? Hücre bölüneceği zaman kaybolur. Bölünme tamamlandıktan sonra da yeniden yapılır. Geldik çekirdek sıvısına. Çekirdek sıvısı sitoplazmadan daha yoğun bir sıvı ve içerisinde baktığınız zaman içinde olan maddelerin çekirdek içerisinde gerçekleşen olaylar için gerekli olan maddeler olduğunu görüyoruz. Çekirdek sıvısının içerisinde %50-80 oranında su, %39 oranında protein, %10 oranında DNA, %1 oranında RNA, nükleotitler, ATP, mineraller ve diğer maddeler bulunuyor. Çekirdekçiye baktığımız zaman çekirdekçik DNA, RNA ve proteinden oluşuyor. Peki, zarsız bir yapıda çekirdekçikte ne sentezliyoruz? RRNA sentezliyoruz. Açılımını hatırlayın, organik bileşiklerde söylemiştik. Ribozomal RNA. Çekirdekçik RRNA sentezliyor. Bu RRNA yine çekirdek sıvısında bulunan proteinlerle birleştiriliyor ve ribozom alt birimlerini oluşturuyor. Yani çekirdekçin görevi RRNA sentezi ve ribozom alt birimleri sentezidir diyoruz. Yine çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı hücrenin aktivitesine bağlı olarak değişiyor. Bu genellemeyi diğer organeller için de yapabiliyoruz. Hücrenin görevine bağlı olarak az organellerin sayısı diğerlerinden fazla veya büyük olabilir. Bu da dediğimiz gibi o hücrenin gerçekleştirdiği işle alakalıdır. Mesela burada protein sentez hızının yüksek olduğu hücrelerde çekirdekçik sayısının fazla olduğunu söylüyoruz. İlerleyen zamanlarda organelleri anlatırken de diyeceğiz ki şu organellerin şu hücrede sayısı daha fazladır. Hücrenin tipine bağlı olarak değişiyor yani. Son olarak kalıtım materyalimiz olan DNA'mızdan bahsediyoruz. Bizlerde çekirdek içerisinde kalıtım bilgimiz DNA'mız var. Bu DNA'mızın yarısı annemizden, yarısı babamızdan geliyor. Ancak DNA'mız bizim bildiğimiz sarmal formda bulunmuyor çekirdeğin içerisinde. Hatırlayın, 8. sınıfta görmüştünüz. Şu haline DNA'nın sarmal yapılı diyoruz. Çekirdek içerisinde DNA'mız özel proteinlerle sarılı halde bulunuyor. Yani kalıtım materyalimiz ne yapılıdır diyoruz? Nükleoprotein yapılıdır. DNA artı histon proteinleri kalıtım yapımızın nükleoprotein yapılı olmasına neden oluyor. Bu yapıya ise kromatin adını veriyoruz. Yani bizim kalıtsal bilgimiz görmüş olduğunuz gibi yumak şeklinde bulunuyor diyelim. Şöyle gösterebiliriz. Şu vaziyette dağınık mesela. Kromatin ipliğimiz hücre bölüneceği zaman kalıtsal bilgimizi rahatlıkla eşit dağıtabilelim diye yoğunlaşır, kısalıp kalınlaşarak neyi oluşturur? Kromozomlarımızı. Kromatin ipliğin kromozoma dönüşmesi o hücrenin bölüneceği anlamına geliyor. Bu kromozomlarımız üzerinde de nelerimiz bulunuyor? Genlerimiz bulunuyor. Bu genler yaşamsal olaylarımızı yöneten genler de olabilir. Dış görünüşümüzün ortaya çıkmasını sağlayan genler de olabilir. Pekala. Geldik ikinci hücre kısmımıza. Çekirdeği bitirdik. Sitoplazma. Sitoplazma ile ilgili neyi bilmem lazım? Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran sıvıdır sitoplazma. Yarı akışkan. Bakınız şurada. Yarı akışkan. Yani ne tam sıvı ne tam katı. Yumurta akı gibi bir yapıdadır diyoruz.
Prokaryot hücrelerde yaşamsal faaliyetlerin az önce de söylediğimiz gibi büyük çoğunluğunun sitoplazmada gerçekleştiğini söylüyoruz. Ökaryot hücrelerde de tabii ki bir takım metabolik olaylar sitoplazmada gerçekleşebilir. Ancak ökaryot hücrelerde çoğu olaylar organel içerisinde gerçekleşir. Peki sitoplazmanın içerisinde neler var? Organeller var. Hücre iskeleti elemanlarımız var. Bu sıvı kısmın %70 ila %90'ının su olduğunu, içerisinde bulunan maddeler, mineral, tuz, gaz, proteinler, karbonhidratlar, yağlar, enzimler, hormonlar, vitaminler, boşaltım atıkları, ATP, nükleotit ve RNA'lar bulunduğunu görüyoruz. Yani sitoplazmada bir hücrenin yaşamı için gerekli ne bulunması gerekiyorsa onlar bulunuyor. Aynı şekilde hücrenin yaptığı atık maddeler de bulunuyor. Daha sonra bu atık maddeler zaten atılıyor. Hücrede madde alışverişinde göreceğiz. Şimdi ama hücre organelleriyle başlıyoruz. Az önce de dediğimiz gibi arkadaşlar, organellerin hepsinin kendine ait görevi vardır. Hatta organlarla da benzeştiririz. Hepsinin görevi var ama ne yapacaklar? Etkileşim halinde çalışacaklar. İlk olarak kimle başlıyoruz? Ribozom organelimizle başlıyoruz. Ribozom organeli ile ilgili neyi bilmem gerekiyor? Tüm hücrelerde ortak organeldir arkadaşlar. Yani hücre tipi ayırt etmez. İlkel hücrede de, gelişmiş hücrede de mutlaka var. Neden? Çünkü görevi çok önemli. Organik bileşiklerde, canlıların temel bileşenlerinde görmüştük. Protein molekülleri bizim için, hücremiz için çok önemliydi. Yapıya en fazla katılan moleküldü. Oluşturduğumuz protein yapılı maddeler bizim için çok önemli işler gerçekleştiriyordu. O yüzden tüm canlılarda protein çok önemlidir. Ve tüm canlılar kendi proteinlerini sentezlerler. Nerede? Ribozomda. O zaman ribozomun görevini söyledik. Bu görevi, tek bir görevi var, protein sentezlemek. Tamam. Ribozom organelimizin yapısından biraz bahsedelim. Az önce ne demiştik? Ribozom, RNA ve proteinden oluşan iki alt birimden meydana gelir. Bakınız burada. Büyük alt birim ve küçük alt birim olmak üzere iki alt birimden oluşuyor ve bu alt birimlerinde tekrar söyleyelim, RNA ve proteinden oluştuğunu söylüyoruz. Tamam. Peki bu alt birimler ne zaman protein sentezleneceği zaman birleşir? Onun dışında ayrıdır. Peki ben ribozom aradığımda nerede bulacağım? Nerede bulacağım? Prokaryot hücrede ribozom arıyorum. Nereye bakayım? Sitoplazmada serbest olarak bir sürü var. Sadece burada görebilirim. Ancak ökaryot bir hücreye baktığım zaman sitoplazmada serbest olarak bulunduğunu görüyorum ama az miktardadır. Çoğunluğu organellerin üzerinde, mesela endoplazmik retikulumun üzerinde bulunur. Bu haline de granüllü endoplazmik retikulum deriz. Çekirdek zarının dış yüzeyinde bulunur. Mitokondri ve plastitlerde bulunur. Ancak mitokondri ve plastitlerde görev alan ribozomlar kendi işleri için çalışır. Pekala. Ribozomla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Geldik endoplazmik retikuluma. Endoplazmik retikulumun hücre zarından çekirdek zarına kadar uzanan kanallardan oluşan bir sistem olduğunu söylüyoruz. Neye benzetebiliriz? Damarlarımıza benzetebiliriz. Çünkü temel görevi hatırlarsanız ortaokulda görmüştünüz. Madde iletimi demiştik o zaman. Peki çekirdek zarını da oluşturduğunu az önce çekirdeği anlattığımızda söylemiştik.
Şimdi endoplazmik retikulum tüm ökaryot hücrelerde ortak bulunan organellerden birisidir. Zarları üzerinde ribozom bulunup bulunmamasına bağlı olarak da iki grupta inceliyoruz. Zarları üzerinde ribozom bulunduranlara granüllü endoplazmik retikulum, ribozom bulundurmayanlara da granülsüz endoplazmik retikulum diyoruz. Şimdi bunların görevlerinden bahsedelim. Granüllü endoplazmik retikulum, zar üzerinde ribozom bulundurduğu için protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde sayıca fazladır diyoruz. Tamam. Yani hücre dışına verilecek salgıların büyük çoğunluğunun granüllü endoplazmik tarafı, retikulum tarafından sentezlendiğini söylüyoruz. Ve bu yapılan bu keseler kim tarafından? Tabii Golgi'nin de bir görevini şimdiden söylemiş olduk. Golgi tarafından paketleniyor ve hücre dışına atılıyor. Granülsüz endoplazmik retikuluma baktığımız zaman hücre zarı ve çoğu organelin zarını oluşturan, zarının yapısına katılan yağ moleküllerini sentezler. İlaç, alkol gibi zehirli maddelerin zehir etkisini yok eder. Buna baktığınız zaman karaciğer hücresi biliyorsunuz. Ama karaciğer yapıyor normalde bu olayı. Organel bazında baktığınızda granülsüz endoplazmik retikulum yapıyormuş. Sonra karaciğer hücrelerinde ne işe yarıyor? Glikojenin glikoza parçalanmasında görev alıyor. Steroid yapılı hormonların, bazı hormonların sentezinde görev alıyor. Aynı zamanda çizgili kas hücrelerinde kasılma için gerekli olan kalsiyum iyonlarını depoluyor granülsüz endoplazmik retikulumumuz. Tabii endoplazmik retikulumlar hücre bölünmesi sırasında parçalanıyor. Bölünme tamamlandığında yeniden yapılıyor, tıpkı çekirdek zarı gibi. Bir özelliğimiz daha var. Şurada endoplazmik retikulumun kanallı bir yapı olduğunu söylemiştik. Bu yapının oluşturduğu labirent sayesinde asidik ve bazik tepkimelerin birbirini etkilemesi de engellenir arkadaşlar. Yani bizim çünkü bazı yaşamsal olaylarımız asidik ortamda gerçekleşirken bazıları bazik ortamda gerçekleşir ve bu tepkimelerin birbirini etkilemesi endoplazmik retikulum tarafından engellenir. Bakınız burada. Pekala. Devam ediyoruz. Yeni organelimiz Golgi aygıtı. Golgi aygıtının yapısı protein ve yağ yapılı. Kim tarafından meydana getiriliyor? Düz endoplazmik retikulum tarafından meydana getiriliyor. Yani endoplazmik retikulumdan kopan bir parçanın farklılaşmasıyla Golgi aygıtı oluşuyor. Ama gördüğünüz gibi zarları üzerinde ribozom bulunmuyor. Kim de yok? Olgun alyuvar hücrelerinde ve sperm hücrelerinde yok. Onun dışında yine tüm ökaryotlarda ortak olan bir organeldir kendisi. Peki ne iş yapar? Çok iş yapar. Çok önemli bir organeldir. Tükürük bezi hücrelerinde, hormon salgılayan bezlerde, bitkilerin bal özü nektar üreten hücrelerinde iyi gelişmiştir. Bu maddelere baktığınız zaman bunların ne olduğunu görüyoruz? Salgı. Yani Golgi aygıtı salgı yapan hücrelerde sayıca fazla ve gelişmiştir diyoruz. Görevlerinden bir diğeri, RN'in yani endoplazmik retikulumun ürettiği maddelerin Golgi aygıtı tarafından ayrıştırıldığını, depolandığını, paketlendiğini görüyoruz. Aynı zamanda Golgi aygıtı hücre zarımızı oluşturan glikoprotein, lipoprotein gibi maddelerin üretiminden de sorumlu. Yani glikoz ve proteini birleştirip glikoprotein yapar. Yağ ve proteini birleştirip lipoprotein yapar. Yani baktığınızda hücre zarının oluşumunda da rol oynadığını söyleyebiliriz.
Kimle birlikte? Endoplazmik retikulumla, granüllü endoplazmik retikulumla birlikte aynı zamanda lizozom oluşumunda da görev alıyor Golgi aygıtı. Az önce de söylediğimiz gibi hücrelerin görevlerine göre organel sayıları değişiyor dedik. Salgı yapan hücrelerde Golgi aygıtının sayıca fazla olduğunu söylüyoruz. Peki, Golgi aygıtının fonksiyon bozukluğunda ortaya çıkan hastalıklardan bazıları Alzheimer ve kistik fibrozis. Bu hastalıklar Golgi aygıtının işlevinde meydana gelen anormallikler sonucu ortaya çıkar diyoruz. Bakınız Golgi aygıtı. Bu Golgi aygıtından kopan parçalarla aynı zamanda koful oluşur. Bunu da koful konusunu, koful organelini anlatırken tekrar söyleyeceğiz. Burada Golgi aygıtı bilim insanı Camilla Golgi tarafından keşfedilmiş. O yüzden kendi ismi verilmiş. Peki bir diğer organelimiz lizozoma geldik. Lizozom organeli. Bununla ilgili şöyle bir cümle kuracağız. Her hücrede yok. Her ökaryot hücrede yok. Kimlerde var? İlkel bitki hücrelerinde ve hayvan hücrelerinde bulunurken hangi hücrelerde yoktur? Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde lizozom organelinin bulunmadığını söylüyoruz. Öncelikle kimde bulunmadığını yazalım. Biraz da yapısını inceleyelim. Tek katlı zarla çevrili bir organeldir lizozom. İçerisinde ne taşır? Sindirim enzimleri taşır. Yani lizozom organeli özünde hücre içi sindirim yapan organeldir. Büyük moleküllü besin maddeleri hücre içerisine alınır. Alınan bu besin maddeleri lizozom tarafından sindirilir. Böylece hücrede ihtiyacı olan maddelerden faydalanır. Peki, şimdi lizozomlar bizde ne işe yarıyor? Bizde fagositozla, bunu madde alışverişinde tekrar söyleyeceğiz. Fagositozla bakteri ve virüs gibi yabancı maddeleri etkisiz hale getiriyor bizim vücudumuzda. Yani bağışıklıkta görevli hücrelerimin lizozomları benim bu canlılardan kurtulmamı sağlıyor. Lizozomun görevi sindirimdir. Peki, hatta eskiden lizozoma intihar kesecikleri de denirdi. Neden denirdi? Herhangi bir şekilde arkadaşlar, lizozom zarı tahrip olduğu takdirde, yani parçalandığında lizozom zarı, lizozom içerisindeki sindirim enzimleri hücreye dağılır. Dolayısıyla hücre kendi kendini sindirir. Bu olaya da otoliz adını veriyoruz. Kendi kendini sindirme. Böyle baktığınızda korkunç bir şey gibi görünüyor ama bazı yapıların oluşumunda aktif rol oynar. Mesela bizim embriyonal gelişim döneminde el ve ayak parmaklarımızın arasında perdeler var. Bu perdelerin açılması lizozom etkinliğinde oluyor. Tek parça halindeki göz kapaklarımızın iki eşit parçaya ayrılması keza aynı şekilde lizozom tarafından gerçekleştiriliyor. Başka bir örnek verelim. Yine bu otolize. Kertenkelenin korktuğunda kuyruğunu bırakması yine ne etkinliğinde? Lizozom etkinliğinde. Yani otoliz sayesinde oluyor. Şimdi burada bir besin alımı, sindirimi ve daha sonrasında o kofuluddan atık maddelerin atılması söz konusu. Bu şekli çizmiş fagositozla. Şu bakteri ya da besin, burada bakteriyi mi göstermiş, besini göstermiş. Besin hücrenin içerisine alınıyor. Yani şurada oluşturulan şey besin kofulu.
hücre zarının besini kuşatması ve içeri alınmasıyla oluşan yapıya besin kofulu diyoruz. Bu besin kofulu daha sonra lizozom organeliyle birleşip sindirim kofulu oluyor. Buradan da anladığınız gibi besin burada sindiriliyor. Sindirim sonrasında koful içerisinde atık maddeler kaldığı için bu kofula boşaltım kofulu diyoruz. Boşaltım kofulunun içindeki maddeler de egzositoz yoluyla atılıyor. Bunu madde alışverişinde tekrar birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Geldik bir diğer lizozomun neden olduğu hastalığa. Şimdi arkadaşlar, aşırı soğuk ve sıcağa maruz kalan deri hücrelerinde yanıklar oluşması lizozomun parçalanmasından ötürü. Yine lizozomun fonksiyon bozuklukları sonucu T-sex hastalığı sinir hücrelerinde lipidlerin sindirilmesiyle sindiren enzimlerin eksikliği dolayısıyla ortaya çıkan bir hastalık. Yine aynı şekilde şurada görmüş olduğunuz yaşlılık pigmenti dediğimiz, yani lizozomun normalde parçalaması gereken maddeleri parçalamaması, bu maddelerin birikmesiyle oluşan lekelere yaşlılık lekesi diyoruz. Bu yaşlılık lekesi de yine lizozom fonksiyon bozukluğu dolayısıyla oluyor. Bunun da yaşlılıkla alakası var. Yani metabolizma yavaşlamasıyla alakası var. Peroksizom organeline geldik. Bir sonraki dersimiz peroksizom organeliyle devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.